Sayın seyirciler, açılım cephesi hareketlendi. PKK geri çekilmeyi durdurduk dedi. AKP açılım paketini önümüzdeki hafta açıklayacağını duyurdu. Paketle ilgili bugün son rötuş çalışmaları yapıldı. Diyarbakır'da toplanan Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı sonrası DDK eş başkanı Ahmet Türk kameraların karşısına geçti ve ana dilde eğitim için okulları boykot çağrısı yaptı. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ise paket Öcalan'a sunuldu iddiaları ile ilgili konuştu. İmralı'ya gitmeden ne olduğunu bilemeyiz dedi. Bir, Kürdistan halkının talebi olan ana dilde eğitim, Kürtlere ve diğer aidiyetlerin haklarına ilişkin anayasal güvence, Kürdistan halkının kendi kendini idare etmesi ve Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi süreçten bağımsız olarak değerlendirilmemelidir. Açılım gündemi PKK'nın yaptığı geri çekilmeyi durdurduk açıklaması sonrası ivme kazandı. AKP demokratikleşme paketi adını verdiği açılım düzenlemelerini önümüzdeki hafta açıklayacağını duyurdu. PKK militanlarının Türkiye sınırları dışına çıkmasının durması sürecinin bittiğini değil, tıkanıklığı gösterir. PKK'nın çatı örgütü olan Demokratik Toplum Kongresi de taleplerini yükseltti. DTK eş başkanı Ahmet Türk, Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı sonrası konuştu. Türk, 8 maddelik açılım taleplerini sıraladı. Ana dilde eğitim konusunda boykot çağrısı yaptı. Kürt halkının temel talebi olan ana dilde eğitim talebinin gündemleşmesi için yapılacak bir haftalık eğitim boykotu ve Kürtçe dersleri her alanda işlemesi eylemini tüm halkımızı davet ediyoruz. Türk'ün ardından BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş sözü aldı. Açılım paketinin Öcalan'ın onayından geçtiği iddiaları ile ilgili konuştu. Demirtaş, İmralı'ya gitmeden ne olduğunu bilemeyiz dedi. Biz İmralı'ya gitmeden Sayın Öcalan'la görüşme gerçekleştirmeden bu süre zarfında, yani son görüşmemizden bu yana ne tür gelişmelerin ya da ne tür görüşmelerin olduğuna dair somut bilgi sahibi olamayız. BDP eş genel başkanı Doğan Haber Ajansı'na ayrıca demeç verdi. Selahattin Demirtaş görüşme trafiğine ilişkin bilgi verdi. İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşmeler yapacağız. Muhtemelen yakın zamanda tekrar Kandil'e bir heyetimiz gidebilir. Bütün bu tartışmalar, görüşmeler sonucunda tekrar sürecin işleyebileceği bir aşama gelmesini umut ediyoruz ama burada tabii ki Sayın Öcalan'ın tavrı belirleyici, etkileyici olacaktır. Demirtaş ayrıca açılım konusunda CHP'ye de çağrıda bulundu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin barış ve demokratikleşme çabalarına desteğini çok önemsiyoruz.